Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar biz şimdi Bostançapası'ndan geldik. Kız kardeşimin evin önündeki erik ağacını aşılıyoruz. Şimdi aşıyı nasıl yapıldığını size gösterelim. Buradan göz aldık bak. Evet. Oradan gözünü, aşıdan gözü aldık. Tekrar bir daha Onun kemik göstereyim. tabakasını çıkartıyoruz. Kemik Evet, tabakasını orada göz ve şey kaldı. Derisi ve gözü kaldı. Şimdi burayı da gösterelim. T yapıyoruz buraya. Bir iki çizik atıyoruz. Evet. Oradan kabuğunu hafifçe kaldırıyoruz. Çizip oradan hafifçe kaldırıyoruz. Ve erikten aldığımız gözü buraya yerleştiriyoruz. Dur ben daha anlat. Ha, şöyle oraya yerleştirdik. Bağlayacağız işte. Şimdi bunu Merhaba, geldi. tütün sicimiyle veya bantla Bunun nasıl bir şey dedim? bir dakika iyice. İşte oradan gözü alıyoruz arkadaşlar. Yaprağın tam önünde göz var. Şimdi yine kemik tabakasını Odun tabakasını alıyoruz odununu burada. çıkartıyoruz. Orada deri ve göz kalıyor. O gözü de bir göster istersen. Tamam sen. Şu şekilde. Gözü göster bak. Bak bu yaprağın Yaprağın arasında. orada, bu erik olduğu için eriğin gözü çok iri olmuyor. Nazik yani. Bunu biz şey yapacağız. Dut aşısı yapacağız. O zaman da gösterelim. Oradan yine deriyi kemik tabakasından deriyi ayırıyoruz. Oraya kaldırdığımız aşıyı yerleştireceğiz. Kızım, bu benim oturduğum yerin orada çekmecesinde şey var. Burada hemen izole bant var. Al da onu bir. Dutun gözleri çok iri. Bir de orada gösterelim. Eriğin gözleri çok küçük oluyor. Onu aşıladığım zaman ben daha önce aşıladım. Gözler çok küçük oluyor erik ağacın. Evet, oraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Göze çok dikkat ediyoruz. Gözün düşmemesi gerekiyor. Yaprağın önündeki göz oradan büyüyecek ve ağaç olacak. Hadi kızım al da gel. Onu ben şeyle bağlıyordum. Tütün sicimiyle ama aşı için ayrıca bantlar var. Şu anda eşim onu izole bantla bantlıyor. Ben yıllardır hep iple bağlıyordum. Tütün sicimi ip oluyor. O iplerle bağlıyordum. Böyle de tutuyor. Gözü kapatmayacağız. Ve kestiğimiz derisini her tarafını kapatacağız ki hava almasın. Sadece orada gözü açık bırakacağız. Koku da coştu. Önemli olan gözün kapanmaması ve kestiğimiz yerlerin tamamen kapatılması ki hava almayacak arkadaşlar. Göz de oradan inşallah tuttuğu zaman onu gösteririz.
Öbür dala da yapalım mı? Makas kim neydi? Bende değil mi? Şimdi yukarıdan kesince güç aşağıya gidecek. Kesmezsek güç aşağıya gitmiyor. Şeyi kesiyor baban, basın mı? Kestiği yeri göster. İşte ağacın üst tarafı kesiliyor. Kocaman dalı kestik. Tamam, burayı göster. Oraya da aslında şey yapılıyor değil mi? Çamur sür münaver oraya. Hayır, buraya da aşı yapacağız daha. Ha, aşı mı yapacaksın? Ha tamam, oraya da aşı yapılacakmış. Özkan bizim YouTube'dan izlemiş. Kalem açsın, gitmiş yapmış. Bu gerçekten şey oluyor. Herhalde hep duruyor. Şunu göster diye. Biri tutmuş Özkan'ı. Ceviz, kalem açısı. Yani onda hepsi tutardı da şey açık geciktiydi biliyor musun? Aşı yapma zamanı. Aşının şeysi ha. Zamanı. Kurudu yani, kesildi, açıkta kaldı. Ay, o zaten önce ceviz biraz önce kesiliyor Ahmet. Bir hafta önce mi kesiliyordu? İşte öyle bir hafta da değil, bizimki bir ay geçti. Bunun bir şeye başladı. O aşısı kesilmiyor şeyi. Ha, cevizin aşısı şey olmayacak. Buraya yapıştırdık. Erik ağacının gözü şey oluyor, çok küçük oluyor. Ben yıllardır onu biliyorum yani. Nazik oluyor. Hem nazik oluyor. Mesela kirazın gözü çok iri oluyor. Dutun gözleri çok iri. Ama erik ağacının gözleri çok şey oluyor. Biz Nuray'ı aşıladığımızda geçen gün, o da çok küçüktü gözlermiş. Bu sıra ben gidip bakmadım da. Kalemez yapamıyorum ben. Yayla yapamazsın. Şey Ahmet, bu ağaç küçük ya. Göz aşısı daha sağlıklı olur. Eğer tutmazsa inşallah tutar. O zaman seneye tadipten kalem aşısı. Ablara kalem aşısı olur ya. Evet. Olabilir yani. Bir de erip de taş gibi elan erikler var. Ama o kömürcüden, o şeyden katman geliyor. Bacana bu yanına geçsin sen. Gelmiş, Ahmet, sigara nabzı rahatsız ediyor şu tarafı. Bizim keçiyorsa bu oluyor. Hani öteki yaprak nerede bizim? Arkadaşlar şimdilik ben kapatayım. Biz bir de evde dut aşısı yapacağız. Bir de o zaman gösterelim. Şimdilik hoşça kalın. Getir şeyi. Hayırlı günler arkadaşlar. Çıkacağı usul konuş. Dün biz dut aşılık ettik. Şimdi onu yapıyoruz. Bakın yakından göstereyim bir daha şey olursa. Gözünü şu anda gözünü dalından ayırıyoruz. Yaprak ve gözünü şu anda dalından ayırıyoruz. Burası komşunun bahçesinin dış tarafına dut dikmiş. Geçen gün aşı yaptılar da onun gözleri çok iyi gelişmemişmiş. Şu anda bakın derisinden kemik kısmını ayırıyoruz. O arada gözüne dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda derisi ayrıldı. Bakın yaprak ve göz orada. Şimdi bunu yine yarıp şeyi bir dakika. Şimdi arkadaşlar bakın. Oraya eşim kesiyor. Tel şeklinde. Önce bir tel şeklinde oraya kesiyor. Derisi kemiğinden çok güzel ayrılıyorsa tutma olasılığı çok artıyor. Genelde dut aşıları çok zor tutuyor. Ben daha önceleri çok denemiştim. Çok zor tutuyor. Devamlı dibini sulamak da gerekiyor. Devamlı dibini ıslak tutmak gerekiyor ki aşı tutma olasılığı daha artsın.
Bakın oraya şimdi göz ve yaprak deri oraya yerleştiriliyor. Şu anda yerleşti. Gözü kapatmamamız gerekiyor. Şimdi oraya bantlarken ip de yapılırsınız. Pamuk ipliği. Ben bazen örgü ipliğiyle yapıyordum, bağlıyordum. O açılan yeri çok iyi kapatalım. Gözü kapatmayalım. Göz oradan büyüyecek. Yeni bir dal, yeni bir ağaç oluşturacak. Ama açılan yerlerin de hava almaması gerekiyor ki aşımız tutsun. Çok iyi kapatmamız gerekiyor. Hani bantla yapıyor eşim. Ben bazen işte elimde örgü ipi varsa örgü ipiyle de yapıyordum. Pamuk ipliği varsa pamuk ipliğiyle bağlıyordum. Elimizdeki şartlara göre onu kapatabiliyoruz. Bir ağaçta birçok meyve yetiştirebiliriz. Mesela dut ağacında 3 çeşit, 4 çeşit, kaç çeşit dut bulursak her dalına bir değişik aşılayarak çeşit çeşit dut yapabiliriz. Beyaz dut, mor dut, siyah dut ve siyahın dahi değişikleri var. Bizim dut ağacında var birkaç çeşit. Şu anda yeniden göz alacak, onu yeniden göstereyim. Bakın. Tam net. Şu anda görüyor. Bakın oradan ayırıyor. Gözü. Nereye gitti? Buldum. Bir dakika. Şimdi yine göz derisinden kemiğini ayırıyor. Şu anda yaprak, göz ve orası derisi kaldı. Yine tel şeklinde. Genelde tel şeklinde. Ama orada budak var Naviz. Orası biraz zor. Tamam, göze getireceksin işte. Tam göze mi getireceksin? Onun için açtım orayı da. Göze göz. Bakalım hangisi iyi sonuç verecek. Aynen oraya o tel şeklindeki açtığı yere bu hazırladığı aşıyı oraya yerleştiriyor. Arkadaşlar dün de kız kardeşimin bahçesinde erik aşıladık. Onu da çektim. İkisini birleştirip yayınlarız inşallah. Aşı yapmak isteyenler özellikle Meral diyordu. Ben Meral kanalının sahibi, Meral arkadaşımız. Şu aşıyı göster, biz de öğrenelim diyordu. Özellikle bunu çekmek istedim. Yine göz şeyde kalıyor, açıkta kalacak. Oradaki göz açıkta kalacak ve geri yerleri çok sıkı bir şekilde bantlanacak ki başka yerleri hiç hava almayacak. Ama gözü kapatmayacağız, oradan yeni bir şekil dut ağacı olur. Meyve verecek yani. Yeni bir dut olacak. Bir de bu aşı hemen salınmayacak arkadaşlar. Sürmeye başladığı zaman göz oradan sürmeye başladığı zaman biz onu biraz bantını çıkaralım ama iplerle hafif bir şekilde yine bağlayalım. Tamamen açarsak kuruyabiliyor. Daha önce birilerine gördüm ben. Tamamen hemen bir hafta sonra açmışlar ve aşılar kurudu. Ben bir ay falan neredeyse açmıyorum. Ondan sonra da gevşetiyoruz iple. Bantı çıkardığımız zaman iple hafifçe bağlayalım ki
kurumasın. Aşı iyice oraya adapte olsun. Sonra da aşı büyümeye başladığı zaman, o göz büyüyüp dal başladığı zaman onu şuraya bağlayalım arkadaşlar. Şu kısmı aşıyı bağlayalım. Rüzgarla kırılmasın. Benim ilk aşı yaptığım yıllarda ben böyle gül aşılamıştım. Çok güzel burada filiz büyüdüğü zaman bir güvercin gelip oraya kondu ve kırmıştı. Daha sonraları onun yanına değnek dikiyordum. Bu aşının yanına tuttu büyümeye başladığı zaman oraya bir değnek dikiyordum. Yanına onu bağlıyordum ki kuşlar konmasın diyerekten. Burası yolun kenarı arkadaşlar. Komşumuz yolun kenarına dut dikmiş. Buradan hem kendileri yer hem gelip geçen yeri inşallah. Eşim de onu aşılıyor. Burayı yaptığımız aşılar nasıl oldu bilmiyorum da. Onlara bakmalı. Arkadaşlar tekrar tekrar hani gösteriyorum. İyice anlaşılsın diye. Dünkü işte erik aşısının gözleri çok küçüktü. Genelde erik ağacının gözleri çok küçük oluyor. Onun tutması biraz büyümesi sorun olabiliyor. Ben daha önce de yaptığım bütün erik aşılarında öyleydi. Gözleri çok küçük oluyor. Ama bakın dutun, kirazın gözleri çok büyük olur. Eriye şeftali aşılayabilirsiniz. Kayısı aşılayabilirsiniz. Badem ağacını erik, kayısı, şeftali aşılayabilirsiniz. Evet, suyu buradan çıktı bak. Ha. Süt. Ha, henüz çok güzel çıktı şimdi orası. Süt çıktı hatta. Çok iyi ayrıldı. Oranın tutma olasılığı çok daha hızlanabilir. Şöyle gölgeyi daha nasıl iyi alabilir diye ona gezdiriyorum kamerayı. Aynı işlem arkadaşlar. Yine bantta kapatıyoruz. Ben daha önceki yaptığımız erik aşısını da birleştirelim, yayınlayalım. İnşallah bunu merak edenler buradan kendi ağacını, meyve ağaçlarını aşılayabilirler. Sizlere yardımcı olduysak ne mutlu bize. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Evet, bantla yine aynı sistem. Çok güzel kapatılıyor arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.